Genel Başkanım, Genel Başkanım, kıymetli Hataylı kardeşlerim ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim her zaman ifade ettiğim gibi elimde bir hazine sandığım var artık. Hoş geldin Atatürk kitabı. Yine bu hazine sandığından sizinle ilgili çok güzel küçücük bir not aktararak sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü evet Hatay'dayız diyoruz ama aslında biz dört yoldayız şu anda ve dört yolun da milli mücadele için ayrı bir önemi var. 9 Kasım 1918 günü öğleden sonra İskenderun'a 15 kişilik bir İngiliz müfrezesi çıkar. Böylece işgal resmi olarak başlamış olur. 11 Aralık 1918'de ise İskenderun limanından çıkarma yapan Fransız askerlerini 4 yolda 19 Aralık 1918'de Mehmet Kara tarafından sıkılan ilk kurşunla milli mücadele başlar. Aslında bu bir çete savaşıdır. Yani Fransızlar ve Ermeniler burayı işgal etmeye başladığı zaman Ömer Hocaoğlu, Mehmet Kara ve kardeşi Ahmet hemen siper alırlar. Yanlarındakileri organize ederler ve böylece burada bir çete savaşı başlar. Ve bu çete savaşını buradan düşman askerleri kovulana kadar sürdürürler ve 9 Ocak 1922'de dört yol kurtuluşa erer. Çete harbi tankı, topu, teyyaresi, tüfeği ve cephanesi, doktoru, ilacı olan düşmanla yani işgalci kuvvetlerle, İngiliz ve Fransızlarla ve Ermenilerle, bunlardan hiçbiri olmayan çetelerin dolma tüfekle, düşmandan alınan silah ve cephanelerle yarı aç, yarı tok olarak düşmanları perişan ettikleri bir kahramanlık destanıdır. Bu dört yolda gerçekleşmiştir. Ve dört yolda atılan ilk kurşunla Çukurova'da başlayan ve Anadolu'ya yayılan Mustafa Kemal'in kurtuluş fikrine temel olan bir kuvayi milliye hareketidir. Yani gerçekten çok değerli bir ecdada sahipsiniz. Çok değerli bir ecdada, çok kıymetli topraklara sahibiz. Evet Hatay belki daha sonradan ülkemize yine Atatürk'ün diplomatik girişimleriyle dahil olmuştur ama dört yol aslında vatan toprağı olmaktan hiç çıkmamıştır. Bu güzel bilgilerle dedim ya hazine sandığımdan aktardığım küçük sözlerle başlamak istedim ama biraz da burada yaşadığım birkaç şeyden bahsetmek istiyorum Hatay'da yaşadığım. Profesör Doktor Aydar Baş Bey hayatımıza gerçekten çok şey kattı. Benim hayatıma çok şey kattı. Hiç tanımadığım insanları tanıma fırsatı verdi bana. Bulunduğum coğrafya dolayısıyla belki de küçük olduğumuz için o dönemde orada yaşarken ben gerçekten Alevi kardeşlerimi hiç tanımıyordum. Ya kötü bir izlenimim belki yoktu ama onlarla birebir bir hukukum da yoktu. Zaten de önceleri biliyorsunuz insanlar Alevi olduklarını da açıktan ifade etmiyorlardı. Ben çok sonradan öğrendim ki pek çok arkadaşım aslında Aleviymiş. Ama bizden bunu da sakladıkları için öyle olması belki de gerektiği için kendileri için. Hani tanımadan onlarla ilgili bir fikir sahibi olmadan büyüdüm. Ama üniversite çağlarında maalesef işte o ılımlı İslam'ı savunan 15 Temmuz gibi bir garabeti yaşatan ekip tarafından yayılan çirkin dedikodu ve fısıltılarla çok yanlış bir şekilde duyumlar almıştım. Ve maalesef inanmasam da soru işaretleri vardı yani kafama takılan. Zaten bunu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Profesör Doktor Aydar Baş Bey ile birlikte bir Hatay ziyaretimiz oldu bizim Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak. Ve orada şu anda karşımda oturmakta olan Hasan Hüseyin dedeme misafir olduk. Biz
Evinde yemek yedik. O kadar güzel bir ortamdı ki bahçesi. Zaten yemeklerin biri geliyor, biri gidiyor. İnsanlar etrafımızda pervane oluyor. Hala her gittiğim yerde ben bunu anlatırım. Sonra namaz vaktimiz geldi. Ve ben nasıl hürmet ettiklerini, gelinlerinin, kızlarının, ailesinin nasıl hürmet ettiğini, nasıl hizmet ettiğini gördüm ki. Diyebilirim ki size Anadolu'nun her yerinde insanlar hürmetkardır. Ama hiçbir yerinde Hasan Hüseyin dedenin evindeki kadar hürmetkar değildirler. Biz Profesör Doktor Haydar Başbey ile birlikte kendi milletimizi, kendi insanımızı, kendi değerlerimizi, Atatürk gibi kendi dehalarımızı tanıma fırsatı bulduk. Sadece bunun için bile ona sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve onun gibi bir lider verdiği için Rabbime gerçekten binlerce kere şükürler ediyorum. Şimdi gelelim günümüze. Ya da yani insan için gerekli olanlara. Bizler zamanı geliyor, seçim sandıklarının başına geçiyoruz. Ve yaptığımız tercihler ülkemiz ve çocuklarımız için bir gelecek belirliyor. Doğru mu? Bunu biz yapıyoruz, kimse yapmıyor. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Peki biz neyi bekliyoruz da bu seçimleri yapıyoruz? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Çünkü ben kendime sorduğum zaman, ben mühendisim. Daha böyle hani çözüm odaklı düşünmeyi seviyorum. Benim için hiçbir şey çok karma karışık değil. Sorunlarım var, çözüm istiyorum. Sizin için de öyle değil mi? Ha, beni soyut, ne bileyim, anlamadığım karmaşık cümlelerle kandırmalarına müsaade etmemeye çalışıyorum. Ha, ne istiyorum ben liderden? Ya da siz ne istiyorsunuz, ne istemeliyiz biz liderlerimizden? Bir, bizim için güvenliği sağlasınlar istiyoruz. Öyle değil mi? Coğrafyada güvenliği sağlasınlar istiyoruz. Atatürk ne yaptı? Atatürk işgal altındaki ülkeyi düşmandan temizledi ve güvenliği temin etti. Huzur içinde bir yaşamı temin etti. Peki biz şu anda dört yolda, Hatay'da ya da Türkiye'nin maalesef pek çok ilinde kendimizi güvende hissediyor muyuz? Geleceğimizi güvende hissediyor muyuz? Arkadaşlar, ya bunu lütfen düşünün. Bak, çok milliyetçi bir insanım. Bu duygularla size soruyorum. Önünüzde seçip tercih ettiğiniz, meclise gönderdiğiniz insanlar sizin için bu güvenlik endişesini ortadan kaldıracak projelere sahip miler? Öyleyse biz niçin seçim yapıyoruz? Yine ikincisi, ne isterim ben önüme seçeceğim insandan? O zaman seçimleri değiştireceğiz. Bakın, biz ne isteriz? Milletin karnını helal yolla doyursun isteriz. Doğru mu? Herkes karnını doyursun. Biraz önce genel başkan yardımcılarımızdan Fuat Bey olması lazım söyledi bize. 5200 küsür lira yoksulluk sınırının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Peki el kaldırabilir misiniz? Şu an aramızda 5300 lira kazanan kaç kişi var? Aramızda 5300 lira kazanan kaç kişi var? Bakın, aramızda 5300 lira kazanan, yani yoksulluk sınırının azıcık üstünde ya da yoksulluk sınırında kazanan arkadaşımız yok. Ama çoğunluk biz böyle olmamıza rağmen bizim oylarımızla mutlu bir azınlık oluşturuyoruz. Maalesef sürünmeyi tercih ediyoruz. Atatürk ne yaptı? Atatürk önümüzü açan bir lider, bir rehber. Ekonomik açıdan böyle batıya mı döndü? Onların gönlünü almak için kiliseler mi açtı? Atatürk bize, bizim imkanlarımızla gidip demir kiliseler mi yaptı? Ne yaptı Atatürk? Hiç batıyla anlaşma yapmadı. Yüzünü hiç onlara dönmedi. Ve kendi imkanlarımızla milli geliri 15 yıl içerisinde %104.8 artırdı. %104.8. Bakın, ekonomiyi büyüttü gibi soyut bir kavramdan bahsetmiyorum. Yani cebimize giren parayı, milli geliri %104.8 artırdı. Sanayiyi, şu anda ben makine mühendisi olmamın sebebi bir sanayide, gerçekten sanayide çalışmaktı. Ama maalesef çalışılacak bir yer yok doğru düzgün. Ve gitgide kötüye gidiyoruz, gitgide kötüye gidiyoruz. Sanayi %148.8 artırdı Atatürk.
kısacık iktidarında. Yine tarımı %101.3 art büyüttü. Aslında ülkenin dört bir tarafında. Karayolu, demiryolu, sanayi, tarım her konuda çok büyük gelişmeler yaptı. Niye? Çünkü milli bir ekonomiye inandı. Kendi devletinin kaynaklarıyla, kendi imkanlarıyla ve o dehasıyla, zekasıyla ve imanlı duruşuyla hakikaten milleti için çözümleri vardı. Ve bu çözümleri bu ülkede uyguladı. Çok büyük bir refah, ferahlık, huzur, bereket sağladı. Şu anda böyle miyiz? Bakın benim yaşlarımda arkadaşlarım görüyorum. Benden daha yaşlı arkadaşlarım var ya da genç kardeşlerim var. Çocuklarınız okullarını bitiriyorlar. Zor bela okutuyorsunuz. İşsizlik konusunda bir emniyetiniz var mı? Onların ailelerini doyurabilecekleri konusunda bir emniyet hissediyor musunuz kendinizde? O zaman niçin tercih yapıyoruz? Şimdi bakıyorum meclisteki dört tane siyasi partiye. Bakın sadece iktidarı da söylüyorum. Onu denedik gördük zaten biliyoruz. Hiçbir liderin bir satır ekonomik makalesi bile yok arkadaşlar. Ama onları siz seçtiniz. Bakın bir satır ekonomi alanında bir makale yok. Sonra seçim zamanı bizim için ne yaptılar? Vaatlerde bulundular. O gündemi de Profesör Doktor Aydar Başbey'in 5000 liralık asgari ücreti oluşturdu ama değil mi? Vaatlerde bulundular. En fazla nereye kadar çıkabildiler? En fazla 1800'e kadar çıkabildiler. Halbuki ülkede o dönem yoksulluk sınırı 4000 liraya dayanmıştı. Yani benim önüme lider olmak için talip oluyorsun. Şimdi ben çok mu zor bir insanım? Ya bakın partizan olarak söylemiyorum. Diyorum ki eğer benim önüme aday olacaksan, benim önüme lider olacaksan benim yapamadığımı yapman lazım. Öyle değil mi? Yani en azından şunu diyebilmen lazım ki ben vatandaşımı yoksulluk sınırının üstünde yaşatacağım. Peki bunu söyleme bile söyleyemeyen insanlarla niçin yolumuza devam ediyoruz? Bu milliyetçilik midir? Bu Atatürkçülük müdür? Bu halkçılık mıdır arkadaşlar? Yine üçüncü bir şey, bence bu içlerinde en önemlisi, iç huzuru, kardeşliği, birliği, beraberliği temin etmesi lazım önüme seçtiğim partinin. Bakın etnik kimlikleri kaşıyarak, mezhep ayrılıklarını kaşıyarak, bizi birbirimize düşürerek, Atatürkçü deyince bilmem neci diye ayırarak önümdeki insanın bu kardeşliği temin etme ihtimali yok. Bu konuda kendimizi emniyette hissediyor muyuz? Bakın ilkokul mezunu, haberleri takip eden, çok değer verdiğim bir insan beni aradı geçen gün. Evladım dedi, ülke dedi öyle bir noktaya doğru gidiyor ki dedi. 80'lerdekinden daha gergin dedi yani ortalık. O 80'leri de yaşamış bir insan. Öyle dedi insanlar birbirlerine karşı gerim gerim gerildiler. Ben dedi çok korkuyorum torunlarım için. Peki o zaman biz neyin peşinden gidiyoruz arkadaşlar? Ben size çok basit inandığım, biraz önce Ömer Hocam dedi ya ben arkasındayım 40 yıldır. İnandığım ama inanmamın sebebi şu değil. Bizim algılarımızda bir problem var. Biz bir isme takmışız, ben şu partiliyim, tamam öylesiye o partiliyim. Yani ne yaparsa yapsın o partili. Böyle bir anlayışla biz ülkemizi geliştiremeyiz. Ama ben neyim? Öylesiye milliyetçiyim, öylesiye Atatürkçüyüm ve öylesiye imanlıyım. İşte bu yüzden Ekim 2011'den beri düzenlediği Ehlibeyt kongreleriyle Alevi, Sünni, Şii birbirine kardeş yapan, tevhidin merkezi Ehli Beyt'tir diyen Profesör Doktor Haydar Başbey'in arkasındayım. Ve milli ekonomi modeliyle bütün dünyaya ışık saçan ama maalesef kara kara perdeleri çektiğimiz için bizim evlerimize giremeyen, Rusya'da profesörlerden dinlediğim, canlı yanında dünyaya ilan edilen, 4 milyar insanın hayatında yer bulan milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş'ın işte bu yüzden arkasında.
yalnız bakın, mutlu bir azınlığı değil, bütün milletini. Zaten olması gereken de budur. Ve yine bu coğrafyada aldığı bütün kararlarla gerçekten Atatürk gibi güvenliğimizi temin edecek, komşu ülkelerle huzur içerisinde yaşamamızı sağlayacak bir lider olduğu için Profesör Doktor Haydar Başbey'in arkasındayım. Çünkü Atatürkçüyüm, çünkü milliyetçiyim, çünkü bu vatan benim için çok kıymetli. Sizin için de öyle olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim.